Merhaba değerli arkadaşlar. Daha önce dediğim gibi üniversite, bölüm ve bu bölümün içeriğine dair tanıtım videoları çekeceğimi söylemiştim. Ben Cihan Topaloğlu. Bu videomuzda gastronomi bölümüyle ilgili tanıtım yapacağız. Aynı zamanda üniversite tercihi yapmayı planlayan öğrenciler için önemli bir ayrıntı olan yatay geçiş olayına da değineceğiz. Çünkü şu an yanında bulunan öğrenci yatay geçiş yapıp üniversite değiştirmiş olan bir öğrenci. Lafı çok uzatmadan hemen girelim. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Herhangi bir şekilde ne soracağımı bilmiyor. Evet, eski öğrencim. Davet ettim. Ricamı kırmadı. Geldi. Güzelce sohbet ettik. Bir yarım saat, bir saattir. Daha çok sizi bilgilendirmek istiyorduk ama biz daha çok bilgilenmiş gibi olduk şimdi. Önce kısaca kendini tanıtır mısın? Tanıtayım hocam. Ben Nedim Bora Buzdan. 21 yaşındayım. Üniversite olarak İstanbul'da Doğuş Üniversitesi'nde gastronomi ve mutfak sanatları okuyorum. Bölümünden memnunum. Sizle 3 yıl önce tanıştık. 4 yıl oldu değil mi? Evet, 4 yıl önce tanıştık. İyi ki de tanışmışız diyorum yani. Eyvallah. İkinci olarak hangi yıl kazandın? 2017 yılında kazandım. Yani ilk senemde kazanmış oldum ben. İlk senemde gittim üniversiteye. 2017 yılında hangi üniversiteyi kazanmıştın? Girne Amerikan Üniversitesi'nde tam burslu olarak kazanmıştım. Bir sene hazırlık, bir sene de normal birinci sınıf okudum. Sonra Türkiye'ye yatay geçiş yaptım İstanbul'a, Doğuş Üniversitesi'ne. Bir yıl hazırlık okudun, evet. Bir de birinci sınıf okudun. Bir de birinci sınıf okudum. İkinci yani hazırlıkta, sınıfta? Hazırlıktan sonra geçiş yaptırmıyorlardı. Bir sınıf okumam gerekiyordu bir dönem. Bir dönem okuduğumdan sonra geçiş yaptım yani. Öyle yapmam gerekiyordu. Şimdi bu konuyu açmışken sana burada... Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bu programın herhangi bir şekilde ya da bu videonun herhangi bir şekilde bir çıkar amacı, bir kurumu ya da kişileri övmek ya da yermek adına bir amacımız yok. Sadece insanların kafasındaki soru işaretlerini cevaplandırmaya çalışıyoruz. Şimdi Kıbrıs'la ilgili tercih etmek isteyen öğrenci ve ailelerin aklında çok fazla soru işareti oluyor. Sen mesela niye hazırlığı okudun, birinci sınıfı okudun, sonra niye Kıbrıs'tan İstanbul'a geçme gereği hissettin? Yani şöyle, aslında benim, siz de biliyorsunuz o dönem, hani ablam benim Kıbrıs'ta okuyordu. Hı. Beraber okuma gibi bir hayalim vardı. Gerçi iki sene denk geliyorduk birbirimizle. Ama gidince öyle bir yer, hani benlik bir yer olmadığını düşündüğüm için hani çok sevemedim, alışamadım. Arkadaş olarak çevre edinmedim çok, edinemedim. Yani istemediğim için. Genel olarak benlik bir yer değildi hocam. Yani sevemedim orayı. O yüzden geçiş yapmak istedim. Peki gidip de memnun olan arkadaşların var mıydı çevrende? En başta ablam var hocam. Yani kendisi çok seviyor. Yani tam bir ya nefret et ya sev olarak bir ülke benim için. Yani bir yer benim için. Yani ben mesela nefret etmiyorum ama sevmiyorum. Ablam çok seviyor. Bayılır. Yani sevenler de var. Anladım. Peki burada ayrı bir soru sormak istiyorum. Kazandığın yılın üniversite netlerini hatırlıyor musun? Benimkini hatırlamıyorum. Evet, yani bir tek Türkçemi hatırlıyorum YGS'de. O da iyi olduğu için hatırlıyorum. Burada sınava hazırlanan öğrenciler için bu soruyu sordum. Her zaman şunu söylüyorum öğrencilere. Aslında diyorum bu sınav sizin sandığınız kadar çok önemli. Hayatınızda çok büyük bir yer kaplamıyor. Önemli olan sınavdan sonra ve hayat adına yaptığınız planlar için daha çok düşünmeye de kaygılanmanız gerekiyor diyorum. Ama öğrencilerin çoğu her zaman sanki o sınav her şeymiş gibi davranıyorlar. Bunu sınava da yansıtıp sınav sonrasında da yansıtanlar olabiliyor. Şimdi dördüncü olarak üniversite ile ilgili sormak istediğim bazı sorular var. Şu an Doğuş Üniversitesi'ndesin. Evet, üniversitesindesin. Yarım dönem okudun. İkinci dönemin bir kısmını okudun. Evet. Bir kısmını koronadan dolayı burada geçirdin ama herhalde üniversite ile ilgili yeterli bilgiye sahipsindir. Evet, Doğuş Üniversitesi'nde gastronomi bölümünde okuyor. Gastronomi bölümü çok ilginç bir bölüm. Birçok kişinin yazmak istediği ve şu anda hep şöyle söyleniyor, işte bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çok büyük gelirler elde edecek, iyi bir yere gelineceği söyleniyor. Sen de bu bölümü zaten isteyerek, en başından itibaren, seni tanıdığımdan itibaren bu bölümü kazanmayı istediğini söylemiştin bana. Baştan planladığım bir bölümdü. Önce sormak istiyorum, Doğuş Üniversitesi'nin kaç öğrencisi var? Tam sayı olarak bilmiyorum. Ortalama rakam olarak? Hiç fikrim yok. Çünkü ben hani üniversitenin o şeyleriyle ilgilenmiyorum. Ama belli bir kitlesi var. Hani yüksek sayıda öğrencisi var. Peki kampüsü var mı? Kampüs yaşamı var mı? Şöyle hocam, Kadıköy'de bir kampüsümüz var bizim Acıbadem'de. Tam metro istasyonu orada. Çok büyük bir bina, yani yerleşim alanı değil ama çok yüksek katlar çıkılmış. Hani o yüzden aşağı 2 kat, 3 kat, yukarı 8 kat çıkılan binalarımız var. Ama bu sene itibariyle taşınıyoruz.
Çünkü bir de Çengelköy'de bir kampüsümüz vardı. Hı hı. Mesela bizim mutfağımız Çengelköy'deydi ama biz Kadıköy'de eğitim görüyorduk. Hani bir gün oraya gitmemiz gerekiyordu. Sadece gastronom bölümü mü taşınıyor yoksa? Yok, tüm okul bu sefer hem Çengelköy hem Kadıköy, Dudullu'da sanayi bölgesinde olduğu yer. Şimdi ben İstanbul'u çok bilmiyorum. İzleyenlerin de çok bilmediğini düşünerek soruyorum. Dudullu İstanbul'un neresine düşüyor? Çekmeköy'de ben kalıyorum. Çekmeköy'e yakın. Samandıra testlerinin o tarafta. Yukarıda kalıyorum. Anadolu'da mı, Avrupa'da mı? Anadolu'da ama çok bu taraftan hocam. Yani bu tarafta yakın. Kuzey mi? Hayır, yani şey, Kocaeli'ne yakınız. Yani Kocaeli'ne bayağı yakınız. Yani. Siz o zaman şey, doğu tarafı. Biz İstanbul'da değiliz. Evet, anladım. Şimdi bina şeklinde olduğunu, dikeyine gelişmiş yani, bir üniversite olduğunu. Şu anki kampüsümüz olduğunu. Öyle. Diğeri öyle değil. Çengelköy öyle değil. Hı-hı. Yeni yapılan oluşum da öyle değil. Yani. Peki bu sene tamamen taşınıyor mu? Kesin mi? Ya bize gelen öğrencilere açıkladıkları bilgi öyle. Yani Çengelköy'deki ve ilk diğeri neredeydi? Kadıköy. Kadıköy'deki kampüs. Evet. Dudullu'ya büyük bir kampüs olarak daha yatay bir mimarinin olduğu evet, şekilde taşınıyor. Evet. Dedi burayı gördün mü hiç? Baksan. Hiç görmedim. İnternetten gördüm. İnternetten gördüm. Bize de yani şey oldu bu. Son dakika yani açıkladılar ama. Hı-hı. Ve hani taşınacağımızı biliyorduk. Tam bölge bilmiyorduk nereye taşınacağımızı. Hani nasıl bir yere taşınacağımızı da bilmiyorduk. Ve mesela ben taşınma taraftarı şöyle. Tabii ki daha iyi imkanlarda olan bir yerde okumayı isterim ama yani konum olarak Kadıköy'deki çok güzel bir evet. konumdaydı okulumuz. Yani Kadıköy'e iki duraktı falan. Doğuş Üniversitesi yıllardır olan bir üniversite. Evet. Yani özel ve vakıf üniversitelerinin ilk çıktığı zamandan bu yana. Tabii ben öğrenciyken de vardı. 2004'te sınava girdim. Ben 2005'te üniversiteye gittim. O zamandan beri olan bir üniversite. Evet. Bu yeni çıkan Türkiye'nin özel üniversitelerine nazaran köklü bir üniversite olarak sayabiliriz Doğuş Üniversitesi'ni. Kulüpsel faaliyetler var mı üniversitede? Var hocam. Hani birçok hobiye de yönelik kulüpler var. Hı-hı. Veya işte sizin ilgi alanınıza bizde mesela taraftar gruplarına göre de hobisel alanlar var. Müzik var, sanat olarak çok var, kulüpler var. Zaten sene başında sizi alıyorlar. Hani aynı dediğimiz gibi hani organizasyon yapılıyor. Mesela bizim gastronomi kulübümüz var kendimizin oluşturduğu yani arkadaşlarla. Hani var mesela çok çok bölümünü destekleyici bir gastronomi kulübü olduğunu. Bunun bölüm dışında etkinlikler yapabiliyor musunuz bunlar? Yani bölüm dışında yapmıyoruz da daha doğrusu şöyle bölüm dışında şöyle oluyor. Bir mekana gidebiliyoruz veya bir yardım kuruluşuyla evsizlere veya işte sokakta kalan aç sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Yemek diyorsun. Dağıtımları oluyor. Hı-hı. İşte birbirimize toplantılarımız oluyor. Yemek için güzel mekanlara gidebiliyoruz. Hı-hı. Mekan değerlendirmesi yapabiliyoruz. Güzel, gayet güzel. Şimdi bu son yıllarda şöyle bir şey çıktı. Tercih kılavuzunda işte üniversitedeki profesör sayısı, doçent sayısı, yardımcı doçent sayısı bunları belirttiler. Ama giden öğrencilerden şöyle dönüt aldım. Hocam işte diyor, bölümde diyor 5 profesör, 4 doçent gösteriliyor diyor ama benim dersime bir profesör girmedi hiç bu zamana kadar deniliyor. Bu anlamda bu sorunun cevabı olarak mesela derslerine kaç tane profesör giriyor, kaç doçent giriyor bu anlamda? Yani bizde de çok profesörün girmiyor. Yani hatta ve de şöyle benim söyleyeyim. Hocalarımdan profesör yok. Peki bu çok önemli mi sence? Bence değil. Şöyle değil. Çünkü benim görüşümü söylüyorum hocam. Hı. Profesör olan hocalarımız, eğitmenler belli bir seviyenin üstünde olduğu için hani isim vereceğim ama şimdi Canik'te bizim bir Aydın Hoca vardı. Hı hı. Aydın Hoca da matematikte belli bir seviyenin üstünde olduğu için mesela anlatım tarzı çok farklıydı. Ben mesela Aydın Hoca'dan anlamıyordum matematik. Aynı onun gibi profesörlerin de bilgi birikimi çok fazla olduğu için hani anlatım tarzı da çok etkileniyor ama benim akademisyenlerin anlattıkları daha açıklayıcı olabiliyor. Sorabiliyorsunuz. Yani basit bir şeyi bile sorabiliyorsunuz. O yüzden çok büyük bir kayıp olduğunu ben düşünmüyorum. Yani. Anladım. Peki üniversitede konferans, tiyatro, konser ve benzeri etkinlikler oluyor mu? Özellikle bu koronadan sonra tabii olmamıştır da ondan ilk dönem için. Şöyle arkadaşlarından bildiğin kadar, duyduğun kadar. Şimdi yatay geçiş yaptığım okulda Girne'deyken ben ilk bahar şenliklerimiz oluyordu. Etkinliklerimiz oluyordu, tiyatrolarımız oluyordu. Söyleşiye gelen meslek grubundan tanınmış kişiler geliyordu. Doğuş Üniversitesi'nde daha zaten ilk senem hani bir bahar şenliği yapılacak bir alanımız zaten yoktu. Hani yapılıyor mu bilmiyorum daha öncesinde. Ama mesela biz gastronomi kulübü olarak ünlü şeflerle hani Hazer Amani ile işte Mehmet Yalçın Kayalar'la söyleşiler düzenlenebiliyor. Hani onlarla beraber söyleşi yapabiliyoruz. Tiyatro kulübü dediğiniz gibi iyi oyunları alıp sahneleyebiliyorlar. Hı-hı. Yani böyle etkinliklerimiz var. Güzel.
Şimdi üniversiteyle ilgili sorular bu kadar. Şimdi bir de bölümle ilgili sorular açalım. Bölümünde hangi dersler var? Yani genel olarak Türkiye genelinde her üniversitenin uygulaması farklı ama sizin bölümde mesela şu an Doğuş Üniversitesi'nde 2. sınıftasın. 2. sınıfı bitirdin. Evet. 3'e geçtin. Mesela 1. sınıfta hangi dersler görülüyor? 2'de, 3'te, 4'te ana hatlarıyla mesela gastronomi bölümü adına. Yani ilk başta nereden başlıyor? En sonunda nerede bitiriyor? Yani gastronomi bölümünü bitiren kişiler bütün ne yemekleri oluyor? Yapabiliyor mu? Bütün yemekleri yapabiliyor mu? Yani ne bileyim mesela yöresel yemeğimiz var bizim. Keşkek ya da pancar çorbası. Yani her şeyi öğretiyorlar mı yani burada? Yani şöyle hocam, ben 1. sınıfı dediğim gibi Girne'de okudum Kıbrıs'ta. Oradaki ders programından bahsedeyim, ders içeriklerinden. Önce bize mesela bir turizm matematiği dersi alıyorduk. Zaten oradaki bölümüm İngilizce olduğu için turizm İngilizcesi dersimiz vardı. Kost hesaplama derslerimiz vardı, maliyet hesaplama mutfak üzerine. Zaten bizi aşçılardan ayıran bölümde orası, oraya da değiniriz sonra isterseniz. İlk sene bizim mesela ilk dönem mutfağa dair hiçbir dersimiz yoktu. Mutfakla ilgili kültür derslerimiz vardı. Hı hı. Mutfak kültürüyle alakalı derslerimiz vardı. Ondan sonra ikinci dönemde mutfak dersimiz oldu, mutfak teknikleri. Ama orada da şöyle bir durum oluştu. Normalde temel bir mutfak becerisinden başlanması gerekiyor. Hı hı. Benim öyle bir şansım olmadı. Bizi direkt bir mutfağa attılar. Ders programından kaynaklı bir hatadan dolayı. Şimdi Doğuş Üniversitesi'nde temel mutfak dersini alıyorum. Temel kesim teknikleri, hı hı, olsun, işte pişirme teknikleri olsun. Şimdi onlarla daha haşır neşirim. Yani ben önce bir üstü görüp sonra aşağı. Peki 3-4'ten hangi dersler var? Biliyor musun bunları? 3-4'te evet hocam. Şöyle, biz mesela şu an mutfakta sadece dediğim gibi temel kesim teknikleri olsun, pişirme teknikleri olsun, işin temelini öğreniyoruz. İlerleyen dönemlerde dediğiniz gibi dünya mutfağı diye bir dersiniz var. Onda dünya mutfağına dair reçeteler, tarifler uygulanıyor. Türk mutfağı var. O dediğiniz keşkek gibi işte pancar çorbası falan. Türk mutfağında onlar da var. Hani onlar değil diye ziyade hani kebaplar olsun. Bir çok değerli yemeklerimiz var. Onlar var hani. Ama onlar da var. Hani keşkek falan da var. Türk mutfağı dersimiz var. Dünya mutfağı dersimiz var. Pastacılık dersimiz var. Patiseriyle alakalı ilgilenen adaylar için. Birçok mutfakla alakalı dersimiz yani var. Yani genel olarak bütün yemek kültürüne hakim oluyorsunuz. Evet, sanırım anladığım kadarıyla hani genel hesaplama da bize aşçıdan ayıran bir kısım var dedin. Kost hesaplama. Tam olarak nedir bu? Hocam o da şöyle. Şimdi aşçılık 2 yıl. Gastronomi mesela 4 yıl. Ben mutfak sanatları işte. Bize ilk sorulan şu mesela gastronomi okuyorum deyince insanların çoğu anlamıyor bazen. Aşçılık deyince de 2 yıllıksın diyorlar. Hayır biz mesela 4 yıldız. Bizim farkımız şöyle hocam. Aşçılık 2 yılda mutfak üzerine eğitim alıyor. Yani işte dediğim gibi kesimden başlıyorlar, dünya mutfağı olsun. Mutfak üzerine aldığımız eğitim aynı. Hı hı. Ama işte biz bir yerde turizm işletmesi, restoran işletmesi dersleri alıyoruz ve kendi restoranımızı açabilme gibi bir potansiyelimiz oluyor. Hı hı. Yani mutfak direktörlüğü. Yani anladım. Şöyle, genel gider hesabından da yani bir yemeğin sadece yapılması maliyeti, değil, yemeğin maliyeti, hazırlanması, sunumu en son aşamaya kadar. En son aşamaya kadar. Evet. Yani alışverişten en son dükkanı kapattığın ana kadar ki bütün süreçlerin üzerine eğitim alıyoruz. Yani Chef Owner diye bir program var mesela, işletmeci şef deniyor yani. Ha. Onun gibiyiz. Biz hani işletmeci şefiz aslında. Yani kendi mekanımızı kurabilme gibi bir şansımız oluyor. Anladım. Şimdi burada farklı bir şey daha soracağım. Doğuş Üniversitesi'nin haftanın her gün ders oluyor mu? Çünkü İstanbul'da, Ankara'da bazı devlet üniversitelerinde, bazı özel üniversitelerde de bazen haftanın 3 gün ders olduğunu, 4 gün ders olduğunu duyuyoruz. Sizin üniversitenizde 2. sınıfta haftanın 5 günü ders oldu mu? Ya da nasıldı işte iş? Şöyle hocam, benim bir gün boşum vardı. Hı-hı. Bir gün hariç her günüm doluydu. Bazı günlerde sadece 3 saatlik dersim falan oluyordu. Dolu günüm 2 gün falan oluyor. 1-2 gün tam böyle dolu bir program oluyor. Hı-hı. Gerisinde az sayıda bir kaç ders. Kaç dersin vardı bu sene? Bu sene sınıfta benim hocam 9 dersim vardı. Hı-hı. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5'te 40 civarı ders mi alıyorsunuz? Bir de şöyle bir sıkıntı var işte. Benim şöyle bir sıkıntım var. Yatay geçiş yaptığım için benim bazı derslerimi saymadılar. Ben hani 2. sınıf bitirdim ama ben bu dönem 2 görünümlü 1'dim aslında. Hani İntibak gibi, hazırlık, geçiş süreci gibi. Alttan çok derslerim vardı. Yani benim mesela 2 ders alabiliyorsam 2. sınıftım ama 2 ders alıyordum, 3 ders alıyordum. 5 ders aşağıdan 1. sınıftan alıyordum. Öyle anladım. Almak zorunda. Bir şey, bu sene özel bir şey. Bu sonraki dönemde biraz daha rahat. Sonraki dönemde de yine böyle devam eder gibi hocam. Çünkü mesela 2. sınıfta alamadığım dersleri de bu sefer 3. sınıfta alacağım. Yatay geçişle ilgili birazdan ayrıntılı soru soracağım zaten. Şimdi izleyen öğrenciler şunu da fark ediyorlar. Burada
İkinci öğretim, üniversitenizde ikinci öğretim var mı Doğuş Üniversitesi'nde? İkinci öğretim yok diye biliyorum ama tam emin değilim hocam. Tamam. Geçme notu kaç? Bizde 40. 40. Çok düşük. Çan var mı? Yok. Çan yok. 40 geçme, 40 geçme notu. Ama peki, 40'ta da şöyle bir durum var. Zorunlu geçiş deniyor ona. 40, yani 40'la geçerseniz sene sonu yani mezun olma döneminde eğer ortalamanız 2.40 olması lazım üstünde değilse o dersten vermek zorunda oluyorsunuz. O 40'lı dersleri verebiliyorsunuz. Evet, peki 40 DD oluyor anladığım kadarıyla. Aynen, aynen. CC hangisi? 50 mi? Aynen. Biz 50-60 bize getiriyor. Şimdi pratiğe dönük bir bölüm olduğu için yani orada teori kısım, pratik kısım değerlendiriliyordur mutlaka ama o beceri kazanman daha önemlidir gibi geliyor bana. Vize, final, büyük yaz okulu sistem nasıl? Bir vize, bir final mi? Evet, bizde öyle yani. Vize, final oluyor. Peki final olmadı mesela ilk dönemin sonunda bütünüz oluyor mu bütünleme? Bütünleme normalde bizim okulda yoktu diye biliyorum ama bu dönem açtılar galiba. Bir de mazeret sınavları oluyordu bizde hani galiba. Onları hocayla yapıyordum ama benim hiç öyle bir durum olmadığı için tam bir detaylı bilgim yok. Peki şimdi bölümünle ilgili, bölümündeki mezunlar genelde neler yapıyorlar? Şimdi bir izleyenler için önce bu bölümü kafasında belirleyenler var. Mutlaka sen şimdi işin içinde olduğun için kendi bölümün mezunlarının neler yaptığını daha da iyi biliyorsundur. Buna cevap anlamında soruyorum bu soruyu. Mezunlarımız neler yapıyorlar hocam? En başta tabii ki herkesin, bu bölümü okuyan herkesin çoğunun diyeyim en azından hedefi mutfaktır. Yani herkes mutfağı sevmese zaten bu bölüme gelmek biraz yanlış bir tercih olur. Çünkü çok zorlayan tarafları da var. Mutfağı seven insanlar olduğu için çoğunlukla mutfakta geçiriyorlar zamanlarını. Ama birçok alanda yemek stilistliğinden tutun da mutfak danışmanlığına, işte yazarlığa kadar, hani yemek yazarlığına kadar birçok alanda şeyi var, hani iş imkanı var. Yani her şeyi yapabiliyorlar. Yani mutfak danışmanlığı dediğim gibi mutfak kurabiliyorlar, mutfak ekip kurabiliyorlar. Yemek stilistliği, yemek dergilerinde fotoğraf çekimi yapabiliyorlar. Dediğiniz bana konuşmadan önce bir soru sormuştunuz videodan önce hani gurme olabilir musun diye. Damak tadı çok gelişmiş olan kişilerde tabii ki bu da olabiliyor. Yani ilerleyen aşamalarda. Anladım. Peki gelecekle ilgili yani genel olarak somut bir planın var mı? Ya da bu bölümden önce işte bir hedefin vardı. Bir sınava girdin. Oldu mu olsa hep gastronomi istiyordun. Yine gastronomide gittin. Hedefine nail oldun. Ulaştın yani. Şimdi üniversite bitirince ne yapacaksın? Bu bölümün sana kazandırdıklarıyla ne yapabilirsin? Ya da senin bir planın var mı somut olarak? Şöyle, ben de bölüme başlarken tabii hocam büyük yani hala dediğim gibi çok sevdiğim bir bölüm. Zaten çok isteyerek gittiğim bir bölüm. Herkesin, giden herkesin hayali gibi şöyle mutfağa girerim, böyle mutfağa girerim hayalleri vardı. Ama işte mutfağın iç boyutunu görünce insan biraz hani bir planlama yapmaya yöneliyor. Ben ilk başta bir patisserie bölümü, pastacılık bölümünü düşündüm. Bayağı düşündüm. Hani ve tatlı yapmayı da yemeği de sevdiğim için düşündüm. Ama sonrasında güncel hani kültürümüzden dolayı, kültürümüz denmez aslında da güncel satışlardan dolayı falan et sektöründe bayağı bir ilerleme var. O yüzden şu anki planım biraz daha böyle steakhouse usulü bir yer gibi ama daha elit. Kendin mi açmayı düşünüyorsun yoksa önce birinin yanında pişmek mi istiyorsun? Tabii ki önce pişmem gerekiyor. Önce sen pişeceksin sonra pişirmek. Evet, önce gibi öyle oluyor. Yani. Öyle olması gerekiyor çünkü benim diyen bile hocam şef açamaz. Öyle hani açar tabii ki ama hani çok kolay değil bu işler hani. Öyle ben bitirdim bölümü gideyim hemen bir yer açayım işletirim orayı. Yani o zaman şöyle bir şey olmuyor. İzleyecek ya da bu bölümü düşünen öğrencilere söylemeyecek olursak. Yani ben gastronomi bitirdim. İşte gittim İstanbul Bebeğe hemen bir restoran açıp şef oluyorum diye bir şey yok. Zaten mekanı vermezler hocam. Ama verseler de öyle çok kolay değil. İşte. Yani çok iç boyutuyla çok farklı. Mesela dışarıdan anlatınca da mesela sizle konuşunca da çok zevkli bir bölüm evet. Çok doğru, çok kültürel anlamda çok şey katıyor insana. Meziyet olarak da çok şey katıyor. Ama gerçekten için iç boyutu mesela çok sıcak bir ortamda, ayakta sürekli yorgunluk, çok ağır şeylerle çalışıyorsunuz, ağır materyallerle. Zorlayıcı tarafları da çok var. O yüzden işte insanın gözü falan korkabiliyor ve o kadar kolay bir şey değil hani bir anda bir yer açıp böyle yükselmek kolay değil diyorsun. Kolay değil. Yani burada da yine ne devreye giriyor? Hem ilginin hem de yeteneğinin olması gerekiyor. Bütün mesleklerde olduğu gibi bu mesleğinde bu tarz bir zorlu olduğunu görüyoruz. 8. soru olarak sana şunu sormak istiyorum.
Senin bu şu anki yani hem Girin Amerikan Üniversitesi için sorayım bunu hem de Doğuş Üniversitesi için. Girin Amerikan Üniversitesi'nde öğrenci tercih etsin mi? Tavsiye ediyor musun üniversitemi? Ben üniversitemi tavsiye ediyorum. Hani Girin Amerikan Üniversitesi'nde gerek eğitimsel anlamda olsun gerek sosyal anlamda da olsun ben memnun değildim diyemem. Ben Kıbrıs'ı anladım. Pek sevemediğim için. Yani Kıbrıs'ın genel iş şartlarını sevmedim. Evet ama okul olarak güzel. Doğuş Üniversitesi. Doğuş Üniversitesi'ni de tavsiye ederim. Peki kendi bu bölümünü, gastronomi, yani şimdi benim şu an öğrencilerimden yani değişik şekilde oldu. Bu son zamanlarda ortaya çıktı. Herhalde bu bir program var Acun'un yaptığı. Masterchef. Masterchef programından bilmiyorum ama gastronomi okumak isteyen öğrenci sayısı çok arttı. Yani bu öğrencilere gastronomi, yani bu her isteyen gelsin mi gastronomi? Şöyle açıklayayım hocam. Mesela bizim bölümde çok sayıda şey öğrenci de var. Hani sayısalcılar mesela şey yapar ya sınavda, istediği sayısalı alamayınca TM'den hukuka gider, matematik yaptım diye. Aynı onun gibi hani sözelde biraz daha böyle sözel yapmak biraz daha kolay olduğu için tutturup gelen sayısı da çok fazla var. Adam hani... Yani gelişi güzel gelmiş. Evet, gelişi güzel gelen çok insan var hocam. Hani Kıbrıs'ta daha çok da o kişi sayısı. Üniversite çünkü, okuyayım diye. Evet, çünkü ben mesela... Bu sizin için lafını tesiyorum ama bu sizin için bir avantaj. Çünkü onlar muhtemelen elenecektir süreç içinde. Avantaj ama şöyle, onların hayatı için kötü bir tabii durum. Tabii öyle. En başından da, daha önceki videolarda da söylediğim gibi ya da başka videolarda da söylediğim gibi ya da söyleyeceğim gibi ilgin ve yeteneğinin kesiştiği alana gitmen lazım. Tercih yani basit bir tercih değil, hayatını tercih ediyorsun. Evet. Şimdi son olarak 9. sorum sana. Kıbrıs'la ilgili negatif söyleyeceksin muhtemelen. Kıbrıs'ın hani şehir olarak Kıbrıs nasıldı? Girne dedin sen. Girne nasıldı? İstanbul nasıldı? Şehir bir üniversiteyi tercih etmede etkili mi? Ya da bir bölümü tercih etmede etkili mi? Buna bence bu videoyu şimdi aşağı yukarı 20-30 tane video çekmeyi planlıyorum. Buna en iyi cevap eden biri sensin çünkü şehir yüzünden üniversite değiştirmiş birisin. Şehir üniversiteyi ne kadar etkiliyor? Ya şehir üniversite hayatını bir kere çok etkiliyor. Ama dediğiniz gibi mesela ben Girne'yi çok kötüleyecek değilim. Çünkü şöyle, Girne gerçekten güzel bir yer. Yani kötü bir yer değil. Bambaşka ortamları var. Denizi mesela çok güzel. Hani havası güzel. Bildiğiniz Akdeniz çok güzel bir yer. Hani gerçekten güzel bir yer. Ama bambaşka bir kültürü var. Hani kültürüne alışmakta ben zorlandım. Evet. O kültürü başka olduğu için ben geçiş yapmak istedim. Yoksa hani çoğu insan sevebilirdi. Hani gerçekten Girne, siz de gittiniz bilirsiniz. Güzel bir yer. Askerliğimi Kıbrıs'ta yapmıştım ben de. Evet, çok orada. Güzel bir yer. Ama dediğim gibi çok başka bir kültürleri var ve o kültüre ayak uydurmak da değil aslında ama insanın gözüne batıyor bazen. Hani kötü de demiyorum aslında. Hani insanlar yanlış anlar. Sana uygun değil. Sen bana uygun olmadı şimdi. Mesela ablan çok seviyor. Ablanla biz konuşmuştuk. Evet, yani çok seviyor. Evet. Başka okuyan öğrencilerim de var. Bitirenler de var. Çok sevenler de var. Bura gibi böyle bir nefret de etmiyorum ama dediğim gibi. Mesela ben tavsiye ederim. Yani insanlar bir gidip görebilir. En azından tercih almadan önce bir gidip görebilir. Yani gerçekten güzel bir yer. Ama alışmak zor oluyor. Mesela ben bir hafta tatile giderim. Çok rahat kalırım. Ama bir haftadan sonra 8. gün kalamam. İstanbul. Şehir olarak. Bambaşka bir yer hocam. Yani tabii ki ben İstanbul'a hiç gitmemiştim. Çok garip bir durum bu ama hani bunca yaşama rağmen gitmemiştim hiç yani. 2019 yılbaşında ben İstanbul'da girdim. Aralık'ta gitmiştim 2018. Arkadaşlarım beni Kadıköy'de rıhtıma çıkardılar. Ben dedim ben yatay geçiş yapacağım İstanbul'a dedim. Orada karar verdim. Yani bambaşka bir şehir yani İstanbul tabii ki. Zorlukları var. Dediğim gibi mesela Girne'den bahsettik daha demin. Girne'de insan sayısı olsun, hani çevre şartları olsun. Siz bilirsiniz insanlar evlerin kapısını açık bırakıyorlar. Dışarıdan insan gelebiliyor, gidebiliyor. Hiç şeylerinde değil ama İstanbul'da tabii zorlukları var ama bambaşka bir yer yani gerçekten. Özellikle senin mesleğin adına bence tercih edilmesi gereken yerlerden birisi İstanbul. Çünkü eğer bu işte pişeceğim ya da işte farklı kişilerden kurslar alacağım. Benim anladığım şu gastronomiyle ilgili. Eğer gastronomi okuyorsan ilgi yeteneğin olduğu kadar bunun yanında yandan da kendini geliştirecek çok aktiviteler de yapman lazım. Mesela isim vermeyeyim. Bazı firmalar var. Yani bazı kuruluşlar var. Workshoplar yapıyorlar. Hem eğitim veriyorlar hem de eğitim mesela eğitim uzun dönem olduğu için alamıyoruz. Bizim gibi öğrenciler workshoplara katılabiliyorlar. Bu workshoplar ne oluyor hocam? Örnek veriyorum. Bu hafta sonu
3 saatlik, 4 saatlik bir workshop etler üzerine. Gidiyorsunuz, bütün ekipmanlar onlardan. Siz bir belli bir ücrete bilet atıyorsunuz, yani katılım ücreti. 4 saat boyunca eğitmen şeflerle işte o eti mühürlemekten tutun da iyi eti seçmeye, o eti sunmaya 2 tane ana tarif yapıyorsunuz. Bu mesela bizim için çok bir güzel bir avantaj. Kendimizi geliştirebiliyoruz. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. İstanbul'da hani hem Doğuş Üniversitesi'nde okuyorsun hem de İstanbul'da tecrübe anlamında ayrı bir üniversitede okuyormuş gibi olabiliyorsun. Ürünlerle ilgili soracaklarım bu kadar. Şimdi sana son olarak bu yatay geçiş soracağım. Evet. Çünkü öğrenciler bana çok soruyorlar yatay geçişi. Diyor ki hocam işte ben diyor işte tıp okumak istiyorum. Ama diyor işte ben Samsun'da okumak istiyorum ama puanım işte Kars tutuyor. Ya da işte ben mühendislik okumak istiyorum. Eskişehir'de okumak istiyorum ama puanım Sivas tutuyor. Ben işte Sivas'a gideceğim ve oradan işte Eskişehir'e geçeceğim diyor. Yatay geçiş nasıl yapılıyor? Hani herkes yatay geçiş yapabiliyor mu? Yani yatay geçiş... Yatay geçişini yapmak için ilk nereye başvurdun? Çok çektim ben yatay geçiş yapmaktan biliyorum. Çünkü çok zorlu bir süreçti. Bir de daha demin de konuştuğumuz gibi Girne bambaşka bir yerde, hani ülke olarak bir kere başka bir yerde olduğu için iletişim sorunumuz çok olmuştu. Şöyle, ilk önce dediğimiz gibi okula bir karar vermek gerekiyor tabii ki gideceğiniz okula. Okulun başladığı zaman, ki başlamadan ben geçen dediğim gibi 2019 Ocak'ta gidip ben okula görüşmüştüm. Doğuş Üniversitesi ile görüştüm. Evet. O zaman önce gitmek istediğin üniversitede görüşeceksin. Evet, ben orayla görüştüm. Dedim işte böyle böyle, benim hani puanım buydu, böyleydi. Puanı önce bir bakıyorlar, sıralamanıza bakıyorlar. Tutuyor mu? O dönemki alınan öğrencilere bakıyorlar. Yani sizin üniversiteye gittiğiniz yılki puana sen bakıyorlar. Sen merkezi yerleştirmeli mi yerleştirmeli? Hayır, işte öyle yapacaktım normalde hocam. Sonra Doğuş Üniversitesi ilk ortalamayla açtı yatay geçişleri. Ben de normalde merkezi yerleştirme olarak tuttuğu için garanti olsun diye onu bekliyordum. Ama baktım kontenjan sayısı az. Ortalamayla başvurdum ve ortalamayla geçiş yaptım. Ortalamayla geçiş nasıl oluyor? Evet. Ortalamayla geçiş şöyle oluyor hocam. Zaten transkript üzerinden işlemler yapılıyor. Transkriptinizi okul dönemde alıyor. Onaylanıp onaylanmadığına bakıyor. Yani transkriptiniz sizin onlarda kalıyor. İşte şimdi şöyle aşama aşama izleyiciler için ayrıntılı hani açıklayıcı olsun diye. Başvurunu YÖK'e mi yapıyorsun, tercih gideceğin üniversiteye mi yapıyorsun? Başvurunuzu gideceğiniz üniversiteye yapıyorsun. Kendi üniversitene bir şey söylüyor musun bu süreçte? Evet, şöyle. Sizden zaten gideceğiniz üniversite, yani gitmek istediğiniz üniversite belgeler istiyor. Bu belgeleri... Hangi dönemde oluyor bu? Hangi ayda? Haziran mı, Mayıs mı, Temmuz mu, Ağustos mu? Bu şöyle, yatay geçiş takvimini okul zaten açıklar. Bir okul açıklıyor o tarihi ama... Ben... Her üniversite ayrı mı açıklıyor kendi üniversitesi? Evet, evet, evet. Yani. Tarihleri belli. O zaman yatay geçiş yapmak isteyen şunu bilecek, gitmek istediği üniversitenin şartlarını o üniversitenin öğrenci işleriyle görüşebilir. Okul kendi de duyuru yapar kendi sitesinden. Bunu öğrenince transkriptin çıkmasını bekledim zaten ben hani dönem bittikten sonra. Transkript de bizim 5-6 gün içinde çıkmıştı Kıbrıs'ta. Ben hani zaten Ağustos'taydı geçiş, yani Temmuz sonu Ağustos'ta geçişim oldu benim. Ben ama Haziran'ın başından beri evrak işleriyle uğraşmıştım. Hani evrak işleri gerçekten zorluyor. O yüzden... Bir de sen şimdi yurt dışından olduğun için... Evet. Ya okuldan gidip almak daha güzel oluyor çünkü ben gidemediğim için okula. İşte bana onlar onu kargoladılar, işte bir haftada geldi belgeler, yani Kıbrıs'tan geldiği için. Sonra yok, tam ben geçiş yaptım Arife'de, okula ben kaydımı yaptım, hani eğitim ücretimi yatırdım, bir belge eksik çıktı. İşte o belgeyi yok yeni istemiş, işte Ankara'yla görüştüm, okulla görüştüm, bir daha belge istedim. Çok uğraştım yani o belge işleriyle. O yüzden en temizi okuldan kendiniz elinizle belge almak. Yani belge alıp... başvurman gereken üniversiteye başvuruyorsun. Ortalamayla istedikleri bir üniversitenin hani benim anladığım ya da açıklayıcı olsun diye üniversitenin istediği bir ortalama var. Bu ortalamayı biliyorsan ona göre de başvurabiliyorsun diyorsun. Anladım. Teşekkür ederim Bora. Ben teşekkür ederim. Nedim Bora Buzdan'la beraberdik. Gastronomi bölümünde okuyor Doğuş Üniversitesi'nde. 2. sınıfı bitirdi. 3. sınıfa geçecek. Biz bu videodan önce eşim Elif'le beraber evimizde ağırladık burayı ve yaklaşık bir yarım saat, bir saat laf uzattık. Çok şey öğrendim bu akşam ben. Gerçekten gastronomiye merak da saldım. Şu an ben de 2. üniversite okuyorum. Sinema, televizyonu. Belki bunu bitirince eğer buralara yakın bir yer olursa okumaya karar verdim yani. Ben buranın çok başarılı olacağını düşünüyorum alanında. Anladığım bu oldu. Buradan da gastronomi bölümü okuyacaklara kendi anladığım, eğer yeterince ilginiz yoksa o sıcağa katlanabileceğinizi sanmıyorum. Yetenek belki orada öğrenilebilecekmiş gibi geliyor ama eğer ilgi yoksa, istek yoksa yani mutlak içini bilmiyorsan çok gidebileceğinizi düşünmüyorum. Daha önce dediğim gibi videolarda herhangi bir düzenleme yapmıyorum. Aynen böyle hamaliyle yayınlayacağım. Umarım
size faydalı olabilmişizdir. Bu anlamda teşekkür ediyorum izleyenlere. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.